29 yaş ortalamasıyla genç bir nüfusa sahip ülkemizde yaşlı nüfusu da hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 verilerine göre 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımız nüfusumuzun %7,5'unu oluşturuyor. Devlet Planlama Teşkilatı 2015'te ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon yaşlı olacağını öngörüyor. Bedensel ve zihinsel yetilerin yavaşladığı yaşlılık döneminde yakınlarıyla oturanlar veya Türkiye'de sayıca çok da yeterli olmayan huzur evlerinde kalabilenler şanslı. Pek çok yaşlı vatandaşımız ise kendi evlerinde yalnız bir yaşam sürdürüyor. Çeşitli rahatsızlıkları yüzünden ilgi ve bakıma en çok ihtiyaç duydukları yaşlılık döneminde tek başına yaşayan bu vatandaşlarımızı bekleyen bir tehlike de kaybolmak. Zaman zaman Alzheimer ve demans gibi rahatsızlıklar nedeniyle de kaybolmalar meydana gelebiliyor. Ve ekiplerimiz doğada kaybolan yaşlılarımız için sık sık operasyona çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Mersin ekibimizi harekete geçiren Çağrı da Allah'tan bu tür bir hastalık nedeniyle olmamakla birlikte böyle operasyonlarımızdan biriydi. Öğleden sonra gelen kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Mersin ekibimiz 2 saat içinde olay yerine ulaştı. Yöredekilerin ifadesine göre tek başına yaşayan 81 yaşındaki Mehmet amca saatlerdir ortada yok. Herkes endişeli. Biri geldi çarptıysa yolda iz olur, kırık cam parçası falan. Şurada. Bilgiler alındı. Ekip lideri Hakan Topal operasyonu başlatıyor. Sende çanta var. Sen sadece şu düzlükte bizi izleyecek şekilde ol. Bizimle aynı hattı tarama. Olan bütün alanı taramaya çalışın. Dün akşam veya sabaha karşı kaybolduğu düşünülen Mehmet amcayı arıyoruz şu anda ama arazi çok geniş. Bütün bu bölgeyi en ince arasına kadar tarayıp umarım bulacağız. Geniş arazide doğal kovuklar ve yıkık evler var. Her kuytuya bakılıyor. Şu anda eski terk edilmiş bir evden içeriye giriyoruz. Gece gelip sığınılabilecek bir yer bu tür yerler. Ve bu bölgede çok var. 6 kişilik operasyon ekibi köylülerin de katılımıyla geniş araziyi adım adım tarıyor. Saat 18'e doğru iyi haber geliyor. Mehmet amca, ilk aradığımız yerin 1 kilometre civarlarında bulundu. Şimdi biz de yanına gidiyoruz. Mehmet amca taşlık arazide yüzüstü düşmüş. Küçük yaraları var. Görünen hiçbir şey yok. Amca konuşuyor ve rahatlıkla yan çevirebilir. Önlem olarak boyunluk takıldıktan sonra sıra ayrıntılara geliyor. Su var mı suyunuza? Su. Yargı bezlerinden verin amcanın ağzını kesin. Hakan sık sık bilinç kontrolü yapıyor. Mehmet amca beni duyuyor musun? Kusura bakma Mehmet amca, biraz gözlerini sileyim, tamam mı amca? Amca tamam, birazdan su vereceğiz sana. Şimdi doktor arkadaşlar da geldi. Mehmet amca hayli zayıf. Saatlerdir halsiz kalan kazazedeyi ısıtmak gerekiyor. Termal battaniye verin oradan kalın. Ver abi onu. Ver onu. Kan dolaşımını engellememesi için saati çıkarılıyor. Üşümemesi için biraz daha destek gerek. Korkak toplayın abi. İlk müdahalenin ardından kazazedenin nakli için güç birliği zamanı. Burada yapalım ben söylüyorum. Evet. Ambulans nerede? Ambulans az ötede. Mehmet amca ambulansın sedyesine aktarılıyor. 1, 2, 3. Açıldı. Tamam dur. Açılsın. Yere bırak. Emin ellere teslim edilen kazazede Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor. Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak Türkiye'nin gündemine sık sık olası depremlerle ilgili haberler geliyor. Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan uyarı niteliğindeki bilimsel açıklama endişe yarattı. Beklenen İstanbul depremi yaklaşıyor mu? Türkiye'nin doğusunda deprem mi olacak? Hangi bölgeler risk altında? Bu soruların yanıtını kaynağından alırken endişelenmek yerine bir an önce gerekli önlemleri alarak bilgiyi faydaya dönüştürmenin daha doğru olacağını anımsatalım. Türkiye'nin batısı, Türkiye'nin doğusu ve Kuzey Anadolu fay üzerinde 4 ayrı yerde deprem kümelenmeler olabilir.
Dolayısıyla bu bölgeler riskli bölgelerdir. Ama deprem tetiklemesi olabilmesi için muhakkak o depremin deprem üretmeye hazır olması gerekir. Aksi takdirde deprem olmaz. Son 9 aylık Kandilli verilerini kullandığımızda görüyoruz ki 4 ve 4'ten büyük depremler bu bölgelerde yayılmış. 9 aylık veriler. Bu yüzden buralar kritik bölgelerdir. Yedisu Vadisi'nde doğusu kırılmış, batısı kırılmış, ortada kırılmayan bir şey var. Deprem tehlikesi ayrı bir şey, deprem riski ayrı bir konudur. Deprem riski depremde olabilecek can ve mal kaybıdır. Maalesef Doğu Anadolu'da yapı stoğu son derece kötü olduğu için orta büyüklükteki depremler dahil büyük zararlara sebebiyet vermektedir. Ancak risk bakımından elbette ki bugün mesela İstanbul'un deprem riski tüm illerden fazladır, sanayi bölgesi vesaire. Marmara'da, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey ve güney kollarında deprem çiftleri oluşturacak şekilde depremler gelişiyor. Bunlar gecikmeli, yani deprem sonrası fayların derinden birbirine stres transferi yapması nedeniyle oluşuyor. Marmara'da aynı fay, aynı bölgede 7'den büyük bir depremi 250 yılda üretir. Oysa 4 tane 7'den büyük deprem 47 yıl içinde gelişmiştir Kuzey Anadolu fayının kuzey ve güney kollarında. Ancak Marmara 4 tane depremi ürettikten sonra yorulmuştur. Bu uzun süredir, ortalama 100 yıl Marmara 7'den büyük bir deprem üretmeme dönemine girmiştir. Bir bakıma birkaç tane deprem, 7'den büyük deprem ürettikten sonra Marmara'nın 500 yıllık tarihine baktığımız zaman ortalama 100-150 yıl arayla bir suskunluk dönemine giriyor. 6-6,5 büyüklüğünden daha yukarıda bir deprem üretemiyor. Şimdi böyle bir rahatlama dönemine girmiş midir? Bunun cevabı henüz erken. Ancak ileriki dönemlerde eğer 6-6,5'a kadar deprem yaşanabilir. İleriki dönemlerde 7'den büyük deprem yoksa böyle bir rahatlama dönemine girme ihtimali vardır. Çünkü tarihte 500 yıllık geçmişte 7'den büyük depremlerin dinlenme dönemi var. Sonuç olarak şunu söylememiz lazım. Deprem kestirmelerinden daha ziyade biz depreme karşı hazır olmamız lazım. Her zaman söylüyorum, İstanbul depreme hazır olmalıdır. Ya deprem İstanbul'u değiştirecek ya biz değiştireceğiz İstanbul'u ve Türkiye'deki diğer yapı stoklarını depreme hazır hale getirmek gerekir. İstanbul depreme hazır mı? Olası bir deprem halinde hem güvenle toplanmak hem yardımların havadan ulaştırılabilmesi için yeterli meydanımız var mı? Ya konutlarımız? Onlar yeterince güvenli mi? Deprem 14 yıldır gündemimizde. Çoğumuz deprem öncesinde almamız gereken önlemleri az çok öğrendik. Ama yaşadığımız bina sağlam değilse bu önlemler pek az etkili olacaktır. Peki canımıza emanet ettiğimiz binaların yeterince sağlam olduklarını nasıl öğreneceğiz? Kent meydanlarına ve konutlarımızın güvenliğine yakından bakıyoruz. Bir deprem vermesin Allah. Sahiden İstanbul deprem riski çok yüksek olan bir yer. Meydanlar açısından da çok fakir bir yerdir. Yalnız böyle ufak ufak meydanlar değil, büyük kalabalıkların ve aynı zamanda da onun içine barındırdıkları vakit herhangi bir tehlikeye de maruz kalmamaları lazım. Biliyorsunuz artçı depremler söz konusudur. Artçı depremler sonucunda binaların yıkılması her zaman söz konusu olmuştur. Ve dolayısıyla bunların tehlikesi altında meydanlar olmaması lazım. Yani büyük meydanların olması lazım. Bugün artık özellikle 1999 depreminden sonra herkes daha sağlıklı, daha deprem riski olmayan binalara yerleşmek istiyor. Bu çok da haklı olarak. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Fakat en büyük sorun tabii buradaki yapıların sağlam olup olmadığını, yani depreme karşı güvenli midir değil midir diye kontrol etmek istiyorsunuz. Bunlardan bir tanesinin yolu şudur. Biliyorsunuz bir binanın iskana müsaadesi için İSKEN izninin alınmış olması lazım. Ve İSKEN iznini aldıktan sonra da
kat mülkiyetine geçeceksiniz. Kat mülkiyeti demek sizin binanızın imar ruhsatına göre yapıldığını gösterir. İmar ruhsatı alırken siz belediyeye yalnız mimari projeleri vermezsiniz. Bütün tesisat projelerini verirsiniz. Suyuydu, elektriğiydi vesaire. Bir de ayrıca da tabii statik projelerini verirsiniz. Yani bu şu demektir, sizin projeleriniz statik bakımdan da belediye tarafından kontrol ediliyor demektir. Bu inşaat bittikten sonra da gelirler, kontrol ederler. Evet, ruhsatına uygun bir şekilde yapılmıştır derler. Bunu hem belediye kontrol eder hem de denetimin, yani denetim şirketleri vardır. Onlar da evet, binadaki bütün şey mukavemet, yani doğru betonun kalitesi uygundu vesaire falan diye herhangi bir sakınca yoktur diye imza koyuyorlar. Dolayısıyla bir anlamda o binanın sağlamlığıyla ilgili olarak bir garantörler kurumu oluştu. Dolayısıyla iskanı alınmış bir bina artık depreme de dayanıklı demektir. Bir taşıyıcı sistem kurgusu vardır. Bu kurgunun mümkün olduğu kadar sahiden deprem riski açısından riskli midir, değil midir? Yani kurgusu biçimi açısından kolonların, kirişlerin yerleri, açıklıkları vesaire falan onlar açısından bir kere deprem riski çok fazla olup olmadığı zaten anlaşılabilir. Riski var mı yok mudur? İkincisi uygulamayla ilgili olarak nasıl uygulanmıştır? Buna bakılması lazım. Kullanılan diyelim ki eğer betonarme ise bu bina, betonun kalitesi ne olmuştur? Veyahut da gözden acaba görünerek çatlaklar vesaire var mıdır, yok mudur gibi bir takım bu işten diyelim yani uzmanlar tarafından gezdirilir, gösterilir. Onların fikri alınır. Bizim depreme dayanıklılık konusunu problem edip ona göre artık bir şey içine giriyoruz. Yani halkımız bilinçleniyor esasında. İstikrarlı bir şekilde bu bilinçlendirmeyi devam ettirmemiz lazım. Akut'taki gönüllü dostlarımız arasında hemen her meslekten insan var. Bunlardan bir bölümü öğretmen. İlköğretim, lise ya da üniversitede öğretmenlik yapan birçok gönüllümüz operasyona çıkıyor ve çeşitli birimlerimizde görev üstleniyor. Bir kısmı da Akut'un yıl boyu süren toplum bilinçlendirme çalışmalarında ve seminerlerinde görev yapıyor. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Arama kurtarma faaliyetleri de öyle. İkisi de fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmayı gerektiriyor. İkisini de yapmak için eksiksiz bir insan sevgisi taşımak, sabırlı, idealist, özverili, eğitimli olmak gerekiyor. Bir arama kurtarma gönüllüsü hayatını kurtardığı bir çocuğa bir gelecek armağan ediyor. Tıpkı öğretmenlerimiz gibi. Kısacası Akut'ta arama kurtarma gönüllüsü olmakla öğretmen olmak arasında pek çok paralellik var. Daha fazlasını öğretmen dostlarımızdan dinleyeceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde başta baş öğretmen Atatürk'ümüzü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizi içten sevgiyle, teşekkürlerle kutluyoruz. Akut arama kurtarma eğitimini oldum. 2004 yılında bana şöyle bir soru sormuşlardı. Operasyona mı çıkacaksın, eğitmen mi olacaksın? Ben o zaman şunu düşündüm. Ben eğitmen olacağım. Çünkü ben operasyona bir süre sonra çıkamayabileceğim ama benim yetiştirdiğim insanlar, benim öğrencilerim hayat kurtarabilecekler. Hani bir yurttaş, vatandaş olmanın gereklerinden bir tanesi de topluma faydalı bir şeyler yapmak, gönülden bir şeyler yapmak. Nasuh Marruki'nin bir kitabını okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Görüşleri karşılıksız bir şeyler yapma fikri çok hoşuma gitmişti ve yakın gelmişti. O zaman başvurdum Akut'a. İlk yıllarda eğitimler aldık. Daha eğitimlerimiz de tamamlanmadan 99 depremiyle karşılaştık. Ve Akut bambaşka bir boyuta geldi. Akut göreviyle öğretmenlik arasında aslında çok önemli bir bağ var. Bana göre ikisi de hiçbir işte elde edilemeyecek bir tatmin duygusu yaşatıyor insana. Akut'un temel değerleri var. Karşılıksız yardımseverlik, gönüllülük, insan hayatına değer vermek. Bunlar zaten bir öğretmenin içinde de olması gereken, taşıması gereken temel değerler. Bu yüzden Akut Akut'taki gönüllülükle öğretmenlik çok bağdaşıyor. Öğretmenlik bir tutku,
varoluşa adanmış bir ömür aslında. Kurudukça binlerce canda var olan on binlerce Mustafa Kemal. Öğretmenlik, gönüllülük esası, işini sevme, idealizm gerektiren meslek ve yaptıkça tecrübenizin olmasıyla çok daha iyi yaptığınız bir alan. Bu söylediklerin hepsi aslında kut içinde geçerli. Daha doğrusu arama kurtarma işi içinde geçerli. Eğer gönüllüyseniz zaten insan hayatına değer verdiğiniz gönüllülük esasına göre karşılıksız, fedakarlık isteyen bir alan. Bu yüzden iki alanı da gerçekten gönüllülükle bağlıyım ve yapmaya çalışıyorum. Yaptığım gönüllü faaliyetlerin daha düzenli ve daha sistematik olması için Akut Arama Kurtarma Derneği'ni seçtim. Neden enerjimi daha sistemli ve koordineli biçimde akutta harcamayayım ki diye sordum kendime. Ve kendimi 2008 yılında Akut Arama Kurtarma Derneği'nde buldum. Gönüllü olmakla öğretmen olmak arasında aslında büyük bir paralellik var. Her ikisi de okulda, işteyken, tatildeyken veya diğer farklı durumlarda sosyal hayatınızda mensup olmaktan vazgeçemeyeceğiniz iki benzer alan. Her zaman öğretmensiniz, her zaman gönüllüsünüz. Akut'ta 9 yıldır gönüllüyüm. Geçtiğimiz 9 yıl içinde birçok alanda gönüllü olarak aktivitelerde, faaliyetlerde bulundum aslında. Bunlardan bir tanesi de 2-3 yıl civarında yürüttüğüm okul öğrenci tanıtımları sorumluluğuydu. Ana sınıfından üniversiteye kadar her yaş grubundaki öğrencilere Akut'u anlatan, aslında gönüllülük, yardımseverlik ve insan hayatına değer vermek, karşılıksız yardımseverlik kavramlarını öğretmeye çalıştığımız ve tanıtmaya çalıştığımız bir sunum yapıyorduk. Bu özellikle çocukların ve gençlerin genç yaşta bu kavramlarla tanışması ve kendi yetenekleri neyse, bu arama kurtarma olmayabilir. Ama bir sivil toplum kuruluşu içinde bir şeyin ucundan tutup topluma faydalı olmalarını sağlamak için amaçladığımız bir programdı. Geçtiğimiz ay yaptığımız protokolle İstanbul Aydın Üniversitesi Akut Öğrenci Topluluğu'nu kurduk üniversitenin bünyesinde. Akut Öğrenci Topluluğu, üniversitenin bir kulübü, öğrenci kulübü ve ben oranın danışman hocasıyım aynı zamanda. Bir Akut gönüllüsü olarak ve hocaları olarak da hem Akut faaliyetlerini üniversite toplulukları kapsamında yürütmek amacıyla onlara da destek oluyorum. Ben de hem Akut gönüllüsü hem öğretmenim. Öğretmenin verdiği mutluluğu da yüklediği sorumluluğu da birebir yaşıyorum. Okula başlayana kadar gözümüzün önünden pek ayırmadığımız çocuklarımız, öğrenim hayatının ilk gününden itibaren neredeyse günün yarısında öğretmenlerine emanet. Dünyayı cesur keşiflerle öğrenen çocukların başlarına gelebilecek kaza ve acil durumlarda ebeveynler kadar öğretmenlerin de ilk yardım bilgisine sahip olmaları beklenir. İlk yardım eğitmenimiz Meriç, Akut'un seminerlerine katılan dostlarımızla yetinmedi, uğradığı bir anaokulundaki öğretmenlere pratik bilgiler verdi. Çocuklar küçük şeylerle oynamayı ve bunları burunlarına, kulaklarına sokmayı maalesef çok seviyorlar gerçekten. Ve siz de okulda mecburen bir takım faaliyetler yaparken, resimler yaparken bu tarz malzemeler kullanıyorsunuz herhalde. Boncuk, süslü, minik minik çiçekler vesaire kullanıyorsunuz. Ve her anda başınıza gelebilir. Bunları mesela burunlarına sokabilirler. Burunlarına soktukları zaman sağlam burnu, yani tıkalı olmayan burnu kapatıp kuvvetlice diğer burundan nefes vermesini isteyebilirsiniz. Nefes verdiği zaman zaten o nefesin basıncıyla cisim çıkabilir. Eğer çıkmıyorsa da zaten çok fazla zorlamamak lazım. Çünkü daha derinlere itebilirsiniz ve çocuğun hani daha fazla, daha büyük operasyonlara yapılmasına gerek kalabilir çocuğa. Bunlar çıkmadı, uğraştınız, baktınız çıkmadı. Mutlaka kulak, burun, boğazla ilgili bir doktora, bir sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamanız lazım. Yapabileceğiniz başka bir şey yok maalesef. Ya da mesela gözüne küçük bir toz zerresi de kaçabilir çocuğun. Gene sürekli kalemlerle uğraşıyorsunuz ya da işte bayrak çubukları var bayramlarda ellerinde. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Maalesef bu tip cisimler gözlerine batabilir. Ne yapacağız? Küçük bir toz zerresi kaçması çok da aslında önemli değil. Göz zaten sulanarak
kendisini yıkar aslında bu tozu çıkarabilmek için. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece olmamasını sağlayabilirsiniz. Çünkü çocuk refleks olarak olacaktır sürekli acıyan gözünü. Olma diyebilirsiniz. Gerekirse suyla yıkayabilirsiniz ya da bir kulak çubuğu yardımıyla, temiz bir çubuk yardımıyla ya da bir mendil kenarıyla cismi görüyorsanız hani tozu alabilirsiniz. Ama bir cisim battı gözüne. Sakın çıkarmaya çalışmıyoruz bu cismi. Çünkü çıkarırken tekrar zedeleyebiliriz biz gözü. Mutlaka sağlık kuruluşuna, gözle ilgili bir sağlık kuruluşuna ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve götürürken de mutlaka çift gözü kapatıyoruz. Gözdeki cismi sabitliyoruz, hareket etmesine engel oluyoruz ve mutlaka çift gözü sarıp, sabitleyip, kapatıp götürüyoruz. Niye? Çünkü göz simetrik olarak hareket ediyor ve sağlam olan gözü açıkta bıraktığımızda o göz hareket ettiğinde diğer gözdeki yaralanma devam ediyor aslında. Başka ne yapabilirler? Kulaklarına sokabilirler boncukları. Eğer alabileceğinizi düşünüyorsanız hemen kolaylıkla alabilirsiniz. Ama böyle cımbızlı, kaşıklı o tip şeylerle böyle hani biraz daha ilerilere ittilerse çıkarmaya çalışmıyorsunuz. Hemen gene bir sağlık kuruluşuna, kulak burun boğazla ilgili uzmanın olduğu bir sağlık kuruluşuna ulaştırmaya çalışıyorsunuz çocuğu bir an evvel. Ve tabii bu arada da ailesine haber veriyorsunuz ama umarım hiç ihtiyacınız olmaz. Hiç böyle şeyler uygulamak zorunda kalmazsınız ama başınıza geldiği zaman da pratik bir takım bilgilerle aslında minimum zararla çocuğu kurtarabilirsiniz bu tarz şeylerden. Bilgisi ve sevgisiyle hayatlarımıza dokunan, ana sınıfından yüksek öğrenim yıllarına kadar bizleri emeğe geçen sevgili öğretmenlerimizi selamlayarak veda ediyoruz. Haftaya yeni konular ve heyecanlı kurtarma operasyonlarımızla yeniden karşınızda olacağız. Akut'un faaliyetlerini sosyal medya üzerinden izleyebilirsiniz. İzleyip paylaşalım, gideceğimizi birlikte kurtaralım. Hoşçakalın.